yaşadığımız yere bir katkımız olacaksa eğer Edirneliler de bize teveccüh gösterirse aday adayı herkes olabilir. Mart ayında yapılacak yerel seçimler için siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken belediye başkan adaylarının kimler olacağı, hangi isimlerin aday adaylığı başvurusu yapacağı merak konusu oldu. 25. dönemde Edirne'yi parlamentoda kısa bir dönem de olsa temsil eden Edirne'lilerin kömürcü Şemsettin abisi Şemsettin Emir yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak düşündüğü kuvvetli adaylar arasında gösteriliyor. Artık 25 yıldan beri Edirne'de bir devrim gerekiyor kardeşim. Ama nasıl bir devrim? Sessiz bir devrim gerekiyor. Bu ne demek? Bir zihniyet devrimi gerekiyor. Yani daha açık ifadeyle yan gelip yatma döneminden çalışma dönemine geçilmesi gerekiyor. Yerel seçimler konusunda görüşlerini aldığımız Emir, Edirne'de nasıl bir belediye başkanı olması gerektiğini anlattı. Belediye başkanının Edirne sevdalısı olması gerektiğini söyleyen Emir, 25 yıldır Edirne kaybediyor. Artık bir zihniyet devrimi gerekiyor dedi. 25 yıldan beri belli bir zihniyet. Yani ben burada ceketimi koysam seçimi alırım. Kim diyor bunu? CHP'nin adayları. Bütün adayların, CHP'nin de olsun, AK Parti'nin ya da diğer siyasi partilerin adaylarının. Israrla söylüyorum. Bir adamın dürüst olması meziyet değildir. Çalışkan olacak. Bir defa adam dertli olacak kardeşim. Kapıları kapatmayacak. Ya şu belediye başkanlığının kapıları açın kardeşim ya. Açın ardına kadar açın. Gelecek olan, içeriye girecek olan kim? Edirne halkı. Belediye başkanı çok çabuk ulaşılabilecek bir adam olacak. Bir, dürüst olacak. Bu milletin hakkını yemeyecek ve yedirmeyecek. Çünkü bu milletten aldığın paralarla buraya hizmet ediyorsun. Bunları çarçur etmeyeceksin. Belediye başkanı Dertli olacak kardeşim. Dertli. Ne dertlisi? Deli olacak kardeşim. Deli. Milletin delisi olacak. Bu şehre sevdalı olacak. Bu sokaklarda gezerken sabah namazında kalkacak. Millet uyanmadan bütün sokakları gezecek. Eksikleri kendi gözleriyle görecek. Gerekirse sabahleyin eline süpürgeyi alacak. Çöpçülerle birlikte şafak temizlikte yolları süpürecek. Bu milletten rica ediyorum, halkımızdan özellikle seçimlerde artık dedemin partisi şu parti, babamın partisi bu parti deyip particilik üzerinden belediye başkanlığı seçimlerine bakmasınlar. Davalarınızı kaybedecek avukatlara vekalet vermeyin. Hastanızı öldürecek doktorlara da hastanızı götürmeyin. Doğruyu bulun. Nasıl kendiniz için doğru buluyorsanız burada yaşadığınız şehri de aynı anlayışla, aynı duyguyla, aynı heyecanla, aynı vizyonla, aynı ruhla bu şehre bir şeyler katacak insanları bulun ve partiler için söylerim onları milletin önüne sürün. Millette tekrar söylüyorum işte benim adayım desin.